Aslında yine tarihe dönüp bakarsak onun cevabı orada var. İkinci Mahmut Hacı Bektaş Veli dergahını orayı ele geçirdiklerinde girişine cami yaptı. Yani aslında bunların zihniyeti bundan 200 yıl öncesine dayanan bir zihniyet. Cemevlerini ibadethane olarak görmeyen bir insanın da getirip buraya mescit de açılsın demesi de bunun bir parçası. Hani ben burada açıkçası onların bakış açısıyla düşündüğümde şaşılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz neden şaşırıyoruz biliyor musunuz? Karşımızdaki gücü ya yeterince tanımıyoruz ya da gerçekten çok iyi niyetliyiz. Mescit açmak isteyecekler. Belki de orayı tamamen işgal edip kendi istedikleri Alevi'yi yaratmaktır onların dertleri, temel istekleri. Benim Kürdüm olsun, benim Ermenim olsun, benim Alevim olsun. Benim çizdiğim sınırların dışına herhangi bir şekilde çıkılmasın. Bu sınırları ancak biz belirleriz. Belirleyeceğimiz sınırlar içerisinde ibadetinizi de yapın, siyasal taleplerinizi de iletin. Bakış açısıdır bu. Bizler de buna müsaade etmeyeceğiz. Köklerini yüzlerce, binlerce yıllık bir gelenekten alan bir anlayış, buna müsaade etmesi de mümkün değildir. Tabii ki içimizde mutlaka buna prim veren, düşkün olanlar olacaktır. Bu yol bunları defalarca gördü, yaşadı. Her zaman düşkünlerimiz oldu. Ama inancımız ve yolumuzun birliğinden asla ve asla taviz vermedik. Önümüzdeki dönemlerde de eminim ki birçok Alevi kurumumuz, cemevlerini yöneten yönetimler bunlara müsaade etmeyecektir. Birkaç hafta önce yine çeşitli dedeleri toplantıya çağırarak onlarla toplantı yaptılar. Oraya giden dedelerin de gerçekten ben oraya ne amaçla gittiğini bilmiyorum. Dönüp de kurumlarına bununla ilgili evet biz oraya gittik, şunları şunları ilettik. Yani herhangi bir dede oraya gitmiş, şunu da demiş olabilir. Sizin yaptığınız tamamıyla yanlıştır. Biz bundan sonra bu çalışmaların içinde olmayacağız da demiş olabilir. Biz oraya gittik, evet sizinle birlikte çalışabileceğiz de demiş olabilir. Bunun açıklamasını ancak bize oraya katılan dedelerdir. Bununla ilgili ben herhangi bir dededen herhangi bir açıklama okumadım. Bunu da sorgulayacak olan dedelerin bağlı oldukları ocaklardır veya bağlı oldukları cemevlerdir. Burada onlara büyük bir görev düşüyor. O bağlı olduğu cemevinin yönetim kurulunda kimler varsa ilk önce bunlar sormalıdır. Onların üyeleri sormalıdır. Biz örgütlerimizi hesap verilebilir örgütler ve hesap sorulabilir örgütler haline getirmek zorundayız ki bu hale getirebilirsek ancak örgütlerimiz başarılı olabilir. Başkandır ne yapsa doğrudur, dededir ne yapsa doğrudur anlayışı Alevilik yoluna uygun bir anlayış değildir. Diyorum, benim bağlı olduğum bir cemevinin veya şubenin bir dede soruya katılmış olsaydı ben bir şubenin üyesi olarak kendisine herhangi bir etkinlik düzeni, toplantı olur, cem olur, her neyse oraya çağrılıp onu dağrı oturtturarak onun bize açıklama yapmasını beklerdim. Az önce dediğim gibi gittim, şu şu nedenlerle gittiğini bize söylemesi gerekir. Ama dediğim gibi bizim temel sorunumuz da burada. Hesap vermeyi de bilmiyoruz, hesap sormayı da bilmiyoruz. Bunu yapan, evet o vermedi, o örgütün bağlı olduğu cemevinin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri soracak. Onlar sormuyorsa üyeleri onları zorlayacak. Siz bundan hesap sordunuz mu? Neden sormuyorsunuz? Veya size ne açıklama yaptı? Bunları üyeleriyle, kamuoyuyla paylaşmak zorundalar bu kurumların temsilcileri. Aynı şey Pürsün Aptal Kültür Reyi Antalya Şubesi'nde yaşanmış olsaydı emin olun bu yapılırdı, yapardık. Üye olarak yapardım, şube yöneticisi olarak yapardım. Verilen yanıt tatmin ediyorsa ona göre yolumuzu çizdik. Verilen yanıt tatmin etmiyorsa örgütlerimizin disiplin kurulları var. Örgütlerimizin disiplin kurulları neden kuruluyor? Örgütsel işleyişe, hukuka uymayan işlemlerin yapanların yaptırıma uğraması için yapılıyor. Şimdi Pürsün Aptal Kültür Derneği için söyleyeyim. Örgütsel amacı belli. Yüzyıllardan beri bu topraklarda başta Aleviler olmak üzere tüm toplumların hak hukuk mücadelesi yapan bir örgüt. Buna zerre aykırı davranan bir üye kimse o şubenin üyesi, dedesi, yönetim kurulu başkanı bunu yapandan mutlaka mutlaka hesap sormalıdır.